Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. 2 dakikada öğren, 1 dakikada çöz serisiyle karşınızdayız diyoruz. Ve bugün sizlerle iklim elemanları kısmında sıcaklık konusunu işleyeceğiz. Sıcaklık konusunda da işleyeceğimiz alt başlığımız okyanus akıntıları olacaktır. Yani iklimlerde özellikle oluşmasını sağlayan durumlardan bir diğeridir bu okyanus akıntıları. Hatta şöyle devam etmek istiyorum. Okyanus akıntılarında eğer ki bir akıntı ekvatordan kutba doğru gidiyorsa gittiği yerde havayı ısıtıcı etki yapacaktır ve ben buna sıcak okyanus akıntısı diyeceğim. Ancak bir okyanus akıntısı kutuptan ekvatora doğru geliyorsa gittiği yerde havayı soğutucu etki yapacaktır ve ben buna soğuk okyanus akıntıları diyeceğim arkadaşlarım. Hadi bakalım hız kesmeden dünya üzerinde sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının neler olduğuna hep birlikte bakalım. Bakın arkadaşlarım, Güney Amerika kıtasının doğu kısmında Brezilya dediğimiz sıcak okyanus akıntısı vardır. Zaten ekvatordan kutba doğru geliyor bir. İkincisi Madagaskar dediğimiz Afrika'nın doğu kısmında, bir de Avustralya'nın doğu kısmında Doğu Avustralya dediğimiz sıcak okyanus akıntısı bulunmaktadır. Kuzey yarımküreye geldiğimizde ise Alaska, Gulf Stream çok önemlidir. Avrupa'nın batısında ılıman okyanusal iklimin oluşmasını sağlayacaktır. Bir de arkadaşlarım Kuroshiva dediğimiz sıcak okyanus akıntısı vardır Asya'nın doğu kısmında. Bakın buradaki önemli ifade şu: Güney yarımkürede kıtanın doğu kıyısında okyanus akıntılarımız sıcaktır. Peki soğuk okyanus akıntılarımız nelerdir dersek, Kuzey Amerika'da Amerika'nın batı kıyısında Kaliforniya soğuk okyanus akıntısıdır. Labrador soğuk okyanus akıntısıdır. Kanada'dan güneye doğru gelecektir. Onun dışında Oyeşiva soğuk okyanus akıntısıdır. Dikkat edin, Oyeşiva ve Kuroshiva dediğimiz okyanus akıntıları karşılaşma alanlarında cephesel yağışlara sebebiyet verecektir diyoruz. Özellikle Güney Amerika'nın batı kısmında Humboldt-Perry soğuk okyanus akıntısı vardır. Afrika'nın batı kısmında Benguela dediğimiz soğuk okyanus akıntısı vardır. Avustralya'nın batısında da Batı Avustralya dediğimiz soğuk okyanus akıntısı vardır. Bu alanda hem Güney Amerika'da hem de Afrika'nın batı kısmında çöl iklimlerinin oluşması soğuk okyanus akıntılarıyla ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü etkinlik kısmında, yani çöz kısmında çözeceğimiz soru 0'dan 9'u coğrafi kitabından seçmiş olduğumuz bir soru. Soru bize diyor ki dünya haritasında işaretli merkezlerin hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının nedeni okyanus akıntıları olamaz diyor. O zaman ben şöyle bakacağım, sıcak mı soğuk mu? Hemen geldim. 3 numaralı alanda Brezilya dediğimiz sıcak okyanus akıntısı. Şuraya hemen sıcak olan kısmını artı yazıyorum. 4 numaralı yerde soğuk, 5 numaralı yerde sıcak okyanus akıntısı. 6 numaralı yerde soğuk okyanus akıntısı, 7 numaralı yerde sıcak okyanus akıntısı, 1 numaralı yerde soğuk, 2 numaralı yerde sıcak okyanus akıntısı vardır diyoruz. 1 ve 2 arasındaki sıcaklık farkına bakalım. 1'de soğuk, 2'de sıcak okyanus akıntısı. O zaman sıcaklık farkının nedeni okyanus akıntısıdır. 3 ve 4'e bakıyorum. 3 ve 4'te sıcak ve soğuk okyanus akıntısı vardır. Temel sebebi okyanus akıntılarıdır diyoruz. 4 ile 5'e bakıyorum. 4 numarada soğuk, 5 numarada sıcak vardır okyanus akıntısı. 6 ve 7'ye bakıyorum. Sıcak, soğuk okyanus akıntısı. 5 ve 7'ye bakıyorum, sıcak sıcak demiş. O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır diyoruz. Ve geldik günün ödüllü sorusuna. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar.